Kuyum Haber'den herkese merhaba. Bugün güzel şehrimiz Trabzon'dayız. Yeşille mavinin buluştuğu bu şehirde caddeler de oldukça hareketli. İşte ticaretin kalbinin attığı Kunduracılar Caddesi'ndeyiz. Burada çokça da kuyumcu esnafımız var. Hemen şimdi onların yanına gideceğiz ve son durumu konuşacağız. Efendim şimdi bir seçim süreci yaşadık. Seçim sürecinde özellikle Sarrafiye'ye tüm Türkiye'de bir ilgi oldu. Trabzon'da nasıldı? Sarrafiye'ye ilgi var mıydı? Yani gram altın, çeyrek ve Sarrafiye grubuna aşırı derecede bir ilgi vardı. Yoğun talepten dolayı çeyrek ve Sarrafiye grubu elimizde fazla kalmadığından dolayı, darphaneden de yeterince gelmediğinden dolayı piyasanın talebine karşılık veremedik. Yani hala da şu anda ürün tedariğinde sıkıntı yaşıyoruz. Hala devam ediyor. Aynen öyle. Kısa süreli bir problem yaşandı. Onun haricinde kısa süre içerisinde problem çözülüp tedariklerimizi yapmaya başladık. 3000'den daha fazla olur denildi. Halbuki aksine seçimden sonra fiyatlar biraz da geriledi. 100-150 lira gibi gramında. Fakat şu anda yine piyasalar kapalı olduğu için biraz daha yine yükselişe geçti. Ama geçen seneki orana göre kullandığımız diyelim ki öteki emtialarda, yiyecekte veya konfeksiyonuna göre yine de altın çok yükselmedi. Yani beklenen yine çok üstünde değil. Yine de illa tabii ki yüksek. Yani en kazandıran altın yani. Trabzon'da da aynı şekilde Sarrafiye'ye yönelik hareketlilik vardı. Ama herhalde müşterilerimiz, halkımız çok da umduğunu bulamadı. Çünkü altın ondan sonra biraz düştü seçimden sonra. Şimdi yeniden çıkmaya başladı. Sadece seçim için değil, son 3-4 aydan beri yani Sarrafiye'ye yoğunluk daha çoktu. Daha çok yatırımlık altın tabii alıyorlar. Tabii yatırımlık altın alıyorlar. Bir hafta öncesine kadar bir soğuk sıkıntı çektik. Yani İstanbul'dan Sarrafiye'ye gelmedi, burada yok sattık diye aslında bir sıkıntımız oldu. Ha, ondan sonra düzeldi. Şu an normale döndü mü? Şu an normal, evet. Ürünler gelmedi, geç geldi veya ulaşamadı. Değişen bir şey yok. Sıkıntı devam ediyor mu peki? Tabii, kısmen. Yani Sarrafiye daha iyi o zamana göre ama yine Sarrafiye'de sorun var. Sorun var. Bu tabii işçiliklere de yansıdı. Alış satışta bir makas. Zaten sorun orada. İşçilikler tamamen yükseldi bununla alakalı. Şu an devam ediyor. Ediyor. Biz de Sarrafiye'ye ulaşmakta zorluk çektik. Müşterilerimizin yoğun talebi oldu. Hatta bazı dönemler karşılayamadık. Ama şu anda bir toparlanma var. İnşallah bayramdan sonra da düzelecek diye düşünüyoruz. Gerekli stoklarımızı ayarladığımız için bir problem yaşamadık. Ama yaşayan esnaflarımız vardı. Bizi bir şekilde problem yaşamadık. Alış satış fiyatları arasında bir makas oluştu galiba. Yani fiyat farkı biraz arttı. Bize maliyetleri de arttı. Yükseldi. Doğal olarak da yani kar marjı düştü tabii ki. Şu anda biraz kapandı gibi. Biraz ama çok değil. Daha bundan önceki haftalarda biraz daha makas açıktı. Son 1-2 haftadır makas biraz daha kapandı diyelim. Ama afaki derecede değil. Anormal yükseliş olduğu için makas aralığını açıyoruz. Çünkü yani saatine saate fiyat uymadığı için makas aralığını açıyoruz. Çünkü balans zarar etmeyelim de. Peki alış satış arasında bir makas oluştu. O devam ediyor mu? Ediyor. O her zaman var zaten. Hiç olmadığı bir zaman yok ya, her zaman var. Aha, bir artış olmuştu, işçiliklerde bir yükselme oldu. İşçiliklerde maliyetlerinden dolayı bir artış olduğunu söylediler. Ama bizim için çok da önemli değil. Peki vatandaşın ilgisi devam ediyor mu Sarrafiye'ye? Görüyorsun işte, ediyor. Her gün Sarrafiye'ye daha çok satıyoruz, başka bir şey satamıyoruz. Yavaş yavaş da düğün sezonu geliyor, açılıyor, havalar ısınıyor. Trabzon'da düğün sezonları nasıl geçer? Trabzon'da daha çok hangi takılar tercih edilir? Yani genelde bizde asır takımları tercih ediliyor. Tabii ama fiyatların yüksek olduğundan dolayı daha çok bileziğe yöneliyor. Ediyor. Yine işlerimiz şükürler olsun iyi. Geçen yılda olsun, bu yılda olsun işlerde bir sıkıntı yok. Altına talep fazla. Yani yaz sezonunda da talebin olacağını düşünüyoruz. Yani Trabzon'da 14, 18, 22 ayar grubu tercih ediliyor. Ürün çeşitliliği biraz fazla Trabzon'da. Genelde düğünlerde hasır bilezik. Yani Trabzon bileziği dediğimiz Trabzon'a özgü bir ürün var. O da düğünlerde tercih ediliyor. Tabii altının fiyatlarının artması ürünün gramajını biraz düşürüyor tabii. Yani 19 sıra asır dediğimiz zaman bir 90 gram ağırlığında geliyordu. O değil de mesela 13 sıra ve 15 sıra. Yani atıyorum 45-50 gramlığı biraz daha tercih ediliyor. Genelde kurma bilezik, işte asır takım 14 ayar onlar yani harca alem sürekli giden şeyler. Aynı eskisi olduğu gibi. Trabzon asırına ilgi devam ediyor mu? Evet, evet. Hatta eski yıllara oranla son 1-2 yıldan beri bu iş daha da çok gelişti. Yani daha çok fazla talep var. Yani Trabzon'un içinde fazla satılmasa da diğer vilayet burada
Trabzon'dan çok daha fazla gidiyor. Trabzon'da bu işi yapan büyük firmalar şimdi oldu. 10 sene, 20 sene öncesine göre, 30 sene öncesine göre daha çok dışarıya atıldı. Bizim burada şimdi bir kuyumcu kent olmadığı için mağazalar ayrı ayrı. Ondan dolayı belki bir Maraş gibi, işte Malatya gibi, o taraflar gibi değil yani. O aslında görünmüyor. Yani görünmeyen bir sanayisi bu Trabzon'un. Takıya şöyle, takıya şu anda bir ilgi yok ama bayramdan sonra takıya da ilgi olur. Neden olur? Çünkü düğün sezonu geliyor. Düğün sezonu geliyor. Hani ondan sonra düğün sezonunda tabii takıya daha çok ilgi oluyor. Düğünlerde daha çok Trabzon'da hangi takılar tercih ediliyor? Ona tabii ki de bizim klasimiz Trabzon hasırıdır. Trabzon hasırı çok tutuluyor yani. Hani. Trabzon hasırı burada hani bir gelinin bayrağıdır, direğidir yani. Hani. Trabzon hasırı olmadan olmuyor. Başka daha 14 ayar takılar daha çok tutuluyor. Çıtır ürünler tutulmaya başladı 14 ayarda da. Hasır bileziğimiz, hasır set takımlarımız. Sonra normalde üçlü bulma, o tür bile sıralayabiliriz onu. Ama ilk önce hasırımız. Hasır olmazsa olmaz mıdır Trabzon'a? Düğünlerde alınır. Alım gücüne göre değişiyor tabii ki. İnsanlar bütçesine göre hareket ediyor. Tabii ki hasır Trabzon'da ön taleplerden bir ürün. Hasır bileziklerimiz, işte onun haricinde burma bilezikleri derken alım gücüne göre insanların talebini karşılamaya çalışıyoruz. Trabzon hasırı dediniz. Trabzon hasırında nasıl fiyat aralığı oluyor genellikle? Kaç liradan başlıyor, kaç liraya kadar çıkıyor? Şu an hazırda olanlar 150 bin lirayla 500 bin lira arasında değişiyor fiyatlar. Onu da almak tabii ki çok kolay bir şey değil sonuçta yani. Ayarı ne kadar? Ayarlar hep 22 ayar. 22 ayar. 22 satıyoruz. Daha 14 çok... de vardı. Daha uygun fiyatlarda almak istenir ama genelde bizim burada hep 22 ayar satılır. Şöyle söyleyeyim size. Ortalama olarak söyleyelim. 14 ayarın takımı, hasır takımı olarak 14 ayarın ki 120 bin lira, 150 bin lira, 160 bin lira bandına kadar çıkıyor. 22 ayarda ise 250 bin lira, 350 bin lira arasında değişiyor. En hafif olarak düşündüğümüzde bant olarak 50-60 bin liradan başlıyor. Oradan yukarı 250-300 bin TL bantına kadar çıkıyor. Sıra olarak işte 19 sıra düşündüğümüzde o bantlara kadar fiyatları çıkmakta. Yani hasırın bir özel bir şeysi var insanlar açısından. Yani elemeye, %100 bir elemeye olduğu için yani düğünlerde tercih ediliyor. Evet. Makinalaşma giremiyor zaten Trabzon hasırında. Makine olarak yapılamıyor. Sadece başlık kısmı belki makine tarzı oluyor. Diğer örgü kısmı ve atölye kısmı elemeye zaten %100. Yani gramaj olarak yani bir 20 gramdan 90-100 grama kadar ağırlığı gidiyor yani. Tek bilezik olarak tabii. Takım olarak daha fazla tabii. 14 ayarı var, 22 ayarı. Önceden sadece 22 idi. Son 5-10 seneden beri 14 ayarda var. Tabii ki yine revaçta olan 22 ayar. Kaç liradan başlıyor, kaç liraya kadar gidiyor? Şimdi hasırlar 100 bin olan da var, 150 bin olan da var. Değişiyor yani 180-200 250 takımı o civarlarda olabiliyor yani. Ya genelde 22 ayardır. Son dönemlerde 14 ayarında yapılıyor. Ama ağırlık hasırın hasırı denen şeysi 22 ayar. Yani ağırlığımız 22 ayar. Yani olmazsa olmazımız hasır. Yani şeysi de iyi, sürümü de iyi. Son zamanlarda sadece Trabzon değil, Türkiye genelde hatta dünyaya bile ihracat yapabiliyoruz Trabzon'dan. Önden toplanacağımız ve hasır toplanacağımız şu anda güçlü yani. 100-125 bin civarından başlıyor. 750-1 milyona çıkabiliyor. 1 milyona kadar hasır var. Ölçüsüne göre evet. Sırasına göre. Kaç sıra oluyor yani çok? Yani ortalama 25 sıraya kadar çıkıyor. Ha, özel tokumalar daha da artabilir ama gidenler 13, 15, 17 bir de 19 kod. Bu aralıkta satılıyor. O ara gidiyor. Evet. Sizde pırlanta da var. Evet. Trabzon'da nasıl pırlantaya ilgi var mı? Trabzon'da pırlantaya ilgi var ama klasik pırlantaya ilgi var. Tekrar diyorum çıtır ürünlere çok fazla ilgi yok pırlantada. Daha çok klasik tek taş, hani beş taş, işte klasik takımlar. Onlara daha çok ilgi var. Yani İstanbul'a kıyasla Trabzon'da hani pırlanta hani yarı yarıya. Yarı. Tek taş alıyorlar. Evet. O zaman düğüne yönelik daha çok. Tabii tabii düğüne, işte evlilik teklifine. Onlara yönelik daha çok. Evet. Yani pırlantada da satışlarımız oluyor. Ama genelde şu anda özellikle insanlar yatırım amaçlı sarrafi grubuna has alışları daha fazla oluyor. Hı. Ama her üründen satışlarımız oluyor. Peki şimdi önümüz yaz. Nasıl bir sezon bekliyorsun? Son olarak onu da soruyorum. Şöyle söyleyeyim. Nasıl bir sezon bekliyoruzdan ziyade biz her sezon bunu konuşuyoruz zaten. Nasıl bir sezon bekliyoruz diye bize her zaman sorulan sorulardan bir tanesidir. Bu sezon iyi bir beklenti içerisindeyiz. Yani fiyatların çıkmasıydı, alım gücünün düşmesiydi gibi sıkıntılarımızın olmasına rağmen yine de bu sezondan beklentimiz çok. Yani bu yaz sezonu herkes bir umutlu. Bakalım nasıl geçireceğiz.
kuvvetli daha geçmesine şöyle söyleyeyim, geçen sene iyiydi yani bir dönem olarak. Ha bu dönemde umut ediyoruz ki geçen dönem gibi olsun. Yani inşallah da olur. Çok hareketli bir yaz sezonu bekliyoruz. Çok iyi hazırlanıyoruz. İnşallah güzel bir sezon geçer. Bence yıl sonuna kadar işlerimizde hareketlilik devam edecek. İnşallah bu şekilde devam eder diye düşünüyoruz. Ülke ekonomisiyle alakalı tabii bazı sıkıntılar var, yok değil. Ama iş altın boyutuna geldiği zaman Türk milleti altını seviyor sonuçta. Bu sene yaz sezonunu canlı bekliyoruz her zaman. Yani hani umudumuz o yönde. Özellikle mesela burada Arap turistlerin de gelmesi burayı da yani gerçekten çok fazla etki ediyor. Arap turistler uyum alışveriş yapıyor tabii mu? Tabii yapıyorlar. Eskiden mesela daha çok hani foruma falan giderlerdi. Artık hani buraya doğru hani Kunduracılar Caddesi'ne doğru gelmeye başladılar. Şehrin merkezine de geliyorlar. Tabii şehrin merkezine geliyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor. Hı-hı. Onlar daha çok hangi takıları tercih ediyor? Onlar daha çok 22 ayar takıları tercih ediyor. Çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür sağ olun. Ederiz. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı işler dileriz. Sağ olun. Yine bekleriz.